İslam'da tövbe almak ya da tövbe vermek var mıdır? Yani tövbe almak tabiri veya tövbe vermek tabiri diye bir beyan Kur'an ve sünnette mevcut değildir. Kur'an'a baktığımız zaman ya eyyühellezine amenü tubu ilallahi tövbeten nesuha buyuruluyor. Yani ey iman edenler samimi bir şekilde Allah'a tövbe ediniz. Tövbe Allah'a yapılır. Dolayısıyla bir kimseden tövbe alması söz konusu olamaz. Tövbeyi alan da kimdir? Allah Teala'dır. Adem Aleyhisselam'ın günah işlemesinin ardından yani bir yasağı çiğnemesinin ardından fetâbe aleyh buyuruluyor yani Bakara suresinde. Yani Adem fetelekka Ademu min rabbihi kelimatin fetâbe aleyh. Yani Allah Teala peygambere nasıl tövbe edeceğini öğretti, kelimelerle öğretti. Hangi kelimeleri kullanması gerektiğini ona öğretti. Sonra Allah da onun tövbesini kabul etti, aldı. Yani burada tövbeyi kabul eden alan Allah Teala'dır. Allah Teala'nın dışında Allah Teala'nın yerine kim geçebilir ki tövbeyi alsın? Bu asla böyle bir durum yoktur. Tövbe de yine Allah'a yönelik olarak verilir. Yani Allah'a tövbe verirsin. Allah da tövbeni alır veya almaz. Yani ama tabii samimi bir şekilde tövbe edersen Allah Teala senin tövbeni alır ve kabul eder. Seni bağışlar. İnsanın bağışlanmayacağı bir günahı zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. O da nedir? Şirk günahıdır. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları bağışlar. Şirk müstesna. Dolayısıyla insanın tabii ki kendisinin Allah'a yönelerek samimi bir şekilde tövbe etmesi lazım. Pişmanlık duyması lazım. Ben bir hata yaptım. Allah'a karşı bir günah işledim. Bu günahımdan vazgeçiyorum. Bu günahım bir daha tekrar etmeyeceğim diyerek doğrudan doğruya kalbinden Allah ile bir irtibat içerisine geçmiş olması lazım. Onu herhangi bir kimseye arz etmek ve arz edilen kişinin de bunu kabul etmesi diye bir konum İslam'da yoktur.